Osman Pamukoğlu konuğumuz. Merakla beklediğinize tahmin ediyorum. Gelen maillerden de giriyorum. Osman Bey, inanılmaz kalabalık bir ne diyeyim, fanatik hayran kitleniz var. Sanki bir dizi oyuncusu veya bir pop şarkıcısına gösterilen ilgiye benzer fanatizm derecesinde bir ilgi var. Şaşırtıcı. Biyografinizi okudum program önce hazırlığı yaparken. 8 kere nişan almışsınız. Başarı nişan almışsınız. Bunlardan 5'i üstün birlik yetiştirme. Ne demek bu? Bu şu. Mevcut tümen, ordu, kol ordu içerisinde en iyi savaşçı birliği yetiştiren ve ona sahip olan komutan demek. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl yapılıyor? Bunun sırrı ne? Bunun sırrı kendinize adamak. Kendinize adayacaksınız. Gece gündüz askerlerinizle beraber olacaksınız. Mesela askerlerin o bilinen klasik bir şey var. İşte efsane komutan meselesi, 16-17 yıldır ısrarla söylediğim. Ben askerleri böyle bir yer gibi falan görmem. Yani ben onlarla beraber yatarım, beraber kalkarım, bütün ihtiyaçlarını düşünürüm. Mesela bir emir verdiğim zaman da o emrin yapılacağı yere onlardan önce gider beklerim. Yani onları korumam, onların şahsi meseleyle ilgilenmem ve pratik bir sistem, yani doğru sistem. Kısa yoldan bir savaşçı nasıl yetiştirir? Yani beden nasıl geliştirir, zihin nasıl güçlendirir, ruh nasıl beslenir? Bunu sistematik olarak yapıyorum, bir program olarak uyguluyorum. Bir de şu var, en kötü halde her zaman onların yanında olur. Yani diyelim çatışmada, yani öyle zaman olmuştu. Bir günde 36 yerde çatışmaya girmişiz. En kötü yerde bizzat çatışmaya ben giriyorum. Ve bunu herkes bilir. Bu yapıyor. Yani onlardan birisi gibiyim. Yani nişan dikkate almam. Yani generalmiş, albaymış, binbaşıymış, böyle bir şey hiçbir zaman dikkate almam. Onlardan biriyim. Yani onlar hangi sıkıntıyı çekiyorsa ben de. Nerede yatıyorlar? Kayalıkta. Ben de kayalıkta. Nerede yatıyorlar? Bir işgal ettiğim bir PKK kampında. Ben de orada yatarım. Onlar nerede yatıyor? Kışla da bir üstte. Ben de orada yatarım. Yani ev kullanmam. 33 askerimiz şehit edilmesinden sonra komutanların hiçbiri Güneydoğu'ya gitmek istemiyor. Can tatlı tabii, bakmayın siz kahraman ordu falan ama işte gitmiyorlar yani, işte bir kısmı gitmiyor. İşte bu arada bir kişi çıkıyor, ben giderim diyor. O zaman albay, sonra işte yükseliyor, general oluyor, tüm generale kadar da çıkıyor. Birinci dereceden altın üstün cesaret ve feragat madalyası almış. 2 defa üstün cesaret ve feragat nişanı almış. 5 defa üstün birlik yetiştirme nişanı almış. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir ilk. 5 kere üstün birlik yetiştirme, yani adam yetiştiriyor. Sonra tüm generalken bakmışlar ya bu çok yükseliyor bu adam diye emekli etmişler falan. Sonra bu paşa geçenlerde eşiyle birlikte arabasıyla giderken eşi diyor ki benim diyor falanca ordu evinde arkadaşlarımla buluşacağım ama ben seni bırakayım oradan devam ederim diyor. Kapıya kadar geliyorlar, eşi arabadan inmesin diye kendi kartını uzatıyor, bariyeri açsın hani girsin içeri eşi diye. Askerler alıyorlar. Tabii doğal olarak o bir kart okutuluyor yani, şimdi artık her şey elektronik oldu. Bunu okutuyor. Kıvranıyorlar. İşte derken nöbetçi astsubay geliyor. Efendim diyor şey kartınız diyor. Bu personel askeri tesislere giremez. Uyarısı veriyormuş. Ve işte gene Yılmaz Özdil'in yazısına göre bu general ne generallik döneminde ne de 14 yıllık emeklilik döneminde hiçbir şekilde askeri sosyal tesislere gitmemiş. Yani ben askerim kardeşim, sosyal tesise giden gitsin, ben gitmiyorum demiş. Yani gitmemesi bir protesto falan değil. Gitmiyor, adamın karakteri o. Ama bunu sokmuyorlar içeriye. Çünkü bu paşanın adı Osman Pamukoğlu. Şöyle biliyor musunuz ya, yani siyasi olarak beğenmeyebilirsiniz. Tavrına da kızarsınız. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu kadar hizmet etmiş, terörle mücadele etmiş. Defalarca üstün cesaret madalyası aldığı gibi yetiştirdiği personelle de çok başarılı bulunmuş ve 5 kere bu madalyayı almış bir kişiyi keyif yiyorlar. Diyor ki girmesin kardeşim. Niye? Bunlar, bu adam bize kızıyor. İşte şimdi bu ordu bu. Dini satan, din üzerinden ticaret yapan, bunu siyasete çeviren ve ülke yönetimini ele geçirip Türkiye'yi bir Arap devletine çevirmek isteyen Fethullah Gülenci cemaatçılar orduyu ele geçirmiş kardeşim. Sen uyumuşsun.
ya da beraber çalışmışsın. Şimdi ben bu orduyla savaşacağız. Nasıl savaşırsın ya? Şimdi bakın çıkıyor ortaya. En şiddetli dönemde bile Güneydoğu'ya gitmemek için 40 takla atan. İşte onlar darbe yapmaya kalkıştılar. Çünkü niye? Şeriatçı, cemaatçi. Kafa o. Gider mi ya savaşmaya? Şimdi onların artıkları kalmış. Onlar da bu işte kahramanca savaşmış olan askerleri ordu evlerine sokmayarak kendi kafalarınca cezalandırıyorlar. Ayıp değil mi ya? Şimdi ben Türk ordusunda normal şu koruma konutları, koruma araçları şeyler var ya, yasal olarak buna tabiyim. Asla teklif etmedim koruma konutu. 14 yıldır. Emekli olduğum an bu tip şeyler gelir. Red. Koruma araçları. Red. Onun yanında koruma askerler. Red. Bırak orayı. Bir. 14 yıldır devletin Ankara'da bir kurumu toplanır. Türkiye'de kimler korunacak? Bunun biri Osman Pamukoğlu'dur. Ben talep etmiyorum. Ama diyor ki hayır, bu korunmalı. Kanun ve yönetmelik gereği. 2018 yılında da Osman Pamukoğlu kesin korumalı kararı bir ay önce geldi bana. Bu şu. Emniyet Teşkilatı ve Jandarma. Kendi bölgelerinde Osman Pamukoğlu hareket halinde yer değiştirdiğinde koruyacaksınız. Gayet doğal yani. O zaman ne oldu? Geriye ne kaldı? Bir tek orduyu mu koruyamıyoruz? Bu komedi. Peki buna niye gerek duymuşlar? Ya, kim duymuş? Bir şey yok bu. Ya, yani biri gerek duyuyor buna. Öğrenmeyinden rahatsız olursun. Neden rahatsız olursun? Ama yani böyle bir hakkı var mı? Hayır yok. Sen bir de şu var. Yani siz ihanet hariç. Söyle bir şey. Bana tebliğ etmen lazım. Neden? Neden yani tebliğ etmen lazım? Telefon edersin. Hani yazı yazamazsın. Bu tip şeylere yazı yazamazlar. Ben de 43 yıl üniforma. Ama yazılı karar veriyor. Yazıyla oralara bildirme konusu. Resmi yazı. Yazı ısırır. Adamı ısırır yazı. Aynı kitabı yazı. Yazı arşivdir ve tehlikelidir. Genelde bu işi telefonlarla yaparlar. Eğer yazı yazdılarsa zaten tam. Yazmasa da zaten bir kurtuluş yok. Tabii tabii. Şimdi sonuç. Şimdi bir iki resmi yazı yazıyorum. Yani bu şey, yani bu resmi yazılara resmi cevap. Avukatlar başladı. O 10 yıl öteye kadar giderek oradan itibaren bu şahıslar Türk ordusunun üniformasını giyen. Üstelik bu 10 yıl içinde Türk ordusu FETÖ'ye teslim edildi. Bu 10 yıl içindeki bu kurmaylar, generaller, amiraller bilmem hep 10 yılda oldu. Öteden beri vardı FETÖ. 10 yılda gelmedi mi? Efendim biz askeri şurada şey, siyasilere şey yaptık da söylediler. Söyledik ki siyasiler kabul etmiyor. Nedir orada? Yanına meşruat koyuyor bilmem. Bunun ne alakası var? Ordunun başında. Sen varsın. Sen komuta diyorsun. Ordu tabandan tavana FETÖ'cü olmuş. Böyle bir şey olabilir mi? 167 general. Ya sen zaten 300 tane senin hepsi. General. Peki bunların esas yani büyümesi, yükselmesi, volkanik bir hale gelmesi bu 10 küsur yıl içinde olmadı mı? Aynen. Peki. Ben kibar söyleyeyim. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmaz değil mi? Öyle görünüyor şimdi. Umursamıyor adam. Böyle şeyler yerlerde ilgisi yok. Fakat benim yanım, bak şimdi nasıl herkes rahatsız? 7 kişi, 5 kişi, 3 kişi şehit olunca nasıl üzülüyoruz değil mi? Herkes nasıl hassa? Benim yanımda yüzlerce çocuk şehit oldu. 100 değil, 200 değil, 300 değil. Öyle değil mi? Öyle değil mi diyor ki her şey kayıtlar belli şurada. Her şey belli ya. Çocuk. Binlerce çocuk da gazi oldu. Ama komuta bendeydi. Yani sonunda generalleri bendim. Şimdi bunların her birine milyon liralık dava açıyorum. Şahıs şahıs. Bunun makam memuriyeti hiç ilgisi yok. Bu tazminatlar benle beraber çarpışan çocukların ailelerine verilecek. Bu dava kazanılacak. Hiç bunun bir, ben en küçük bir tereddüdüm yok. Bir şey daha yapmak istiyorum bunu yaparak. Devlet kayıttır. Tarih de belgedir, evraktır biliyorsun. Devletin mahkemelerini bu kayıtları geçirteceğim.
Tarih 150 yıl sonra yazılır. Herkes görecek. Yani bu 30 küsur yılda PKK işi niye kötü gitti? İşte böyle. Bendeştük içkili ahtar, ahtar ardım ah ahtarım. Sağıgar, sağıgar, sağıgar dükürler. Sahe gar, sahe gar, sahe gar, dükür.